Yenitel Mantar kürümüzde uygulamasını gösterelim evet. ve kürlerimizi tamamlamış olalım. Şimdi genital mantarda da bizim iki tane ürünümüz, yani bir bitkimiz bir de takviye ürünümüz var bizim burada. Bir tanesi aynı sefa çiçeğidir. İkinci ürün, yani takviye ürünü de propolisimizdir bizim burada. Bunu da şu şekilde yapmaları gerekiyor. Normalde 3 litre suyun içerisinde yapmaları gerekiyor bunu. 3 litre suyumuzun içerisine biz burada bundan aynı sefa çiçeğinden 3 yemek kaşığı koymamız gerekiyor. Ben çok az bir suda hazırlayacağım şimdi ben bunu. Bunu atacaklar. Yani şöyle bir avuç koymaları gerekiyor. Evet, aynı safa bitkisinden bir avuç alacaksınız. İşte atıyorum yarım litre suyun içerisinde bunu kaynatacaksınız. Evet, kaynamış olan suyumuza bunu atıyoruz. Bu burada bir 5 dakika falan kısık ateşte kaynaması gerekiyor. Kaynadıktan sonra 1-2 dakika sonra da dinlenmeye bırakıyoruz. Dinlendirdikten sonra da bunu bu bitkileri kaynamış olan suyumuzun içerisinden süzmemiz gerekiyor. Yani aynı sefa çiçeğini süzmemiz gerekiyor. Ve bunu bir kabın daha içerisine... Önceden... 3 litre olarak ısıttığınız, yani oturma banyosu yapabileceğiniz o leğende 3 litre su ılıktan ılıktır o. Hı hı. Çünkü ılık olması lazım. Bunu kaldırıp içine aşılayacaksınız. Hı hı. Şöyle bir karıştırın. İşte 15-20 dakika burada oturma banyosu evet. yapacaksınız. Genital bölge mantarlarında birebir Hüseyin. Müthiş etkili yani. Hocam. Programı sonlandırıyoruz. Hacı Bayram Bey ile değerli seyircimizin, biliyorum söyleyeceksin onu, söyle. arkasından da şunu yapabilirler, eğer genital mantar ulaşamayacak yerdeyse, oturduğu yerdeyse bunun lapasını, yani bu bitkinin lapasını dülbente koyup o bölgeyi 15 dakika etki ettirmesi gerekiyor. Ve bunu da şöyle yarım su bardağımızın içerisine, bundan 10 ya da 15 dakika propolisimizden 10 ya da 15 damla damlatılarak içilmesi gerekiyor.